Bir de istidraç var ki kişi bu süreçlere girip akletmesinin devreden dışa, devre dışı bırakıp buna angacı olduğu zaman Cenab-ı Hak böyle kimseleri bir vakit sonra istidraç ile batıla çeker. Yani o dedikleri şeylerde, talep ettikleri şeylerde gerçekleşenler olur. Çağırdıkları kimselerin hiç haberleri olmamasına rağmen bunu bizatihi Cenab-ı Hak gerçekleştirir. O oldu diye kendi inancının peşine iyice bir kapılmaya başlar. Bu istidraç dediğimiz senestedricuhum min haythu la ya'lemun. Hiç bilmedikleri bir süreçten Cenab-ı Hakk'ın artık onu batıla çektiği bir süreçtir. Israrla bu yönde gitmek isteyenlerin, ısrarla sapmak isteyenlerin önünün açıldığı bir süreçtir. Bu ilahi bir cezadır. Akletmeyen kimsenin hakkı görmüş, beğenmemiş, alternatifini arıyor. Cenab-ı Hak bir vakit ona alternatif çıkarmaz önüne. Ama o öylece dura kalacak, duvarın önünde bekleye duracak hali yoktur. Öyle olursa o zaman hak zaruri, mecburi bir istikamet gibi olur. Cenab-ı Hak onu bir süre bu çaresizlik içerisinde hakka yönlendirmeye çalışır. Hakka dönmesi için önünü keser, 3-5 adım atsa ayağını çeldirir, düşürür, kalksın, tekrar süreci değerlendirsin, hakka dönsün diye. Cenab-ı Hakk'ın vazgeçişi birdenbire değildir. Cenab-ı Hakk'ın saptırması tek bir kızgınlıkla, tek bir hatayla olan bir şey değildir. Uzun, zorlu bir süreçtir. Bu dünyada zor olan bir şey varsa Cenab-ı Hakk'ı yıldırıp rahmetinden kendini kovdurmak. Bundan daha zor olanı yok. Ne var ki insanların çoğu bunu başarıyorlar. Kolay olan nedir? Kolay olan Cenab-ı Hakk'a dönmektir. Cenab-ı Hakk'a her şeyden vazgeçip yönelmektir. Bu süreç hızlı, kolay ve çabuk gelişir. Allah'ın elçisinin deyimiyle kul adımlarla gelse Cenab-ı Hak teşbihen koşarak kulun bu yöndeki yönelişi orada Cenab-ı Hakk'ı hemen bulmasıyla ve çabucak affedilmesiyle bu süreç hızlıyken diğer süreç yavaş ve zayıf ilerler. Allah Azze ve Celle o kadar ki وَلَنُذ۪يقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْاَدْنَى küçük küçük azapları artık tattırmaya başlarız. دُونَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ o büyük kıyametteki azaptan önce daha dünyadayken küçük küçük azapları bile tattırırız. Neden? لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ dönsünler diye. Bu kulun hakka dönmesi için Cenab-ı Hakk'ın artık sert çağrılarıdır. Ama bu çağrılar bile rahmetinden ötürüdür. Bunlar da aşıldığında bu ilahi adalette belli bir karşılığı, belli bir birimi, belli bir değeri vardır ki bunu herkese Cenab-ı Hak uygular. Kul hoyratça bunların da hepsini tüketti mi, sonrasında çizgi geçildi mi, bu kez saptırma süreci başlar. Artık ondan sonra kar topu gibi hızlı bir şekilde kabarır, büyür, çoğalır, imkanlara kavuşur. Ve Cenab-ı Hakk'a karşı her türlü meydan okumayı, her türlü kabahati işlemeye başlar. İşleyebileceği imkanlara kavuşmaya başlar. Kuş kadar hafifler, kalbiyle olan bağlantısı, akledişiyle olan bağlantısı kopar. Gerçeğin o zorlayıcı, baskılayıcı sorumluluk duygusundan çıkar, yırtar onu. Gözü artık körelir, kalbi artık mühürlenir ve bu kişi o andan sonra artık ölmüş gibidir. Sınav imkanını artık tüketmiş gibidir. Bundan sonrası geri dönüş olmayan kişinin hayatında kalan sürecinde sadece günahlarını kabarttığı bir süreçtir. İstidraç da o dönemden sonra başlar. Artık o batıl şeylerin gerçekleştiğine tanık olur. Öylece inanmaya da başlar. Ondan sonra onun için bir içtenlik batıl süreçte söz konusu da olabilir. Çünkü ontolojik olarak ölüm çizgisini geçmiştir. İmkanlarını artık tüketmiştir. Ve bunların anlattıkları şeyler de bu anlamda gerçekleşenler de olabilir dediğimiz üzere. Ama o gerçekleşenler dahi duayı o kimselerin duyup gerçekleştirdiği anlamına gelmez. Cenab-ı Hakk'ın onları istidraç ile o çok heveslendikleri batıla artık çektiği anlamına gelir. Onlar eğriltince kendilerini uzun bir süre düze karşı hayır eğriyi istiyorum deyince
bir süre sonra Allah onların kalplerini de eğdi. Yani kalibrasyonlarını bozdu, kodlarını değiştirdi, dualarını, fıtratlarını bozdu. فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ Onlar eğriltince Allah da onların kalplerini eğritti. Dolayısıyla terazide gördüğünü, diyelim ki 4 kilo görüyorsun, buna 3,5 dersen, bir süre böyle 3,5 dersin, gözün seni rahatsız eder, kalbin seni rahatsız eder. 4 gördüğün halde 3,5 demek, 4 gördüğün halde 5 demek, kendinle makası açman demektir. Cenab-ı Hakk'ın sende yarattığı o otomatik çalışan değerlendirme cevherleriyle çatışman demektir. Ve bunu epeyce bir zaman inatla sürdürürsen, bir bakmışsın bir süre sonra artık onu 5 görmeye başlamışsın. Artık onu 3,5 görmeye başlamışsın. Cenab-ı Hak senin ayarlarını bozar. Bu uzunca bir inatla peşini kovaladığın bir şey olduğu için, iyi madem öyle sen çok istiyorsun, artık 3,5 gör dediği yerdir ve sendeki hesap sistematiği yerle bir olmuştur. Dengeyi kaybetmiş, muhakemeyi yok etmişsindir. Kalbin mühürlenmiş, irtibatın kopmuştur. Bu anlatılan, hocam bunların hepsi mi yalan dediklerinizin bir kısmı, istidraç ile gerçekten yaşanan süreçler olabilir. Artık en doğrusunu Allah Azze ve Celle bilmektedir. Bizim kesin kes bildiğimiz nebevi öğretide, Hazreti Peygamber'in öğretisinde böyle kişilerin ululandığı ve Cenab-ı Hakk'ın belli yetkileriyle donatıldığı bir anlayış asla söz konusu değildir. Allah Azze ve Celle'nin kitabında da böyle bir şey yok. Tam tersi bunların reddedildiği ve Allah'ın elçisi aslında buna karşılık geldi. Bununla savaşmak üzere geldi, bunu ortadan kaldırmak üzere geldi diyeceğimiz bir mesaj üzereyken öteki anlayışı hoş karşılayacak, belli varsayımlarla, müsamahayla sunacak bir anlayışın tamamıyla günaha giden iyi niyetli adımlardan ibaret kaldığını unutmamakta fayda var. İşte bunlar dünyada birbirlerini böyle yağlarken ahirette birbirlerinin kendileri hasmı olurlar. Birbirleriyle kendi içlerinde birbirlerine düşerler. وَاَلْقَوْ اِلَى اللّٰهِ يَوْمَ اِذِنِ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ Bunlar nihayetinde birbirleriyle didiştikten sonra her iki tarafta Cenab-ı Hakk'a kendisini sunar. Bütünüyle Allah'a teslim olur ve Cenab-ı Hak'tan bir çıkış yolu, Cenab-ı Hak'tan bir mağfiret beklerler. Kendilerini Cenab-ı Hakk'a sunup, ''Ya Rabbi biz birbirlerimizden yararlandık. Onlar bizden, biz onlardan yanlış bir süreçin içerisinde olduk.'' Elbette ki bunun bir karşılığı, bir hakikati yoktu. Teslim olur, ''Fe'tarafû bizenbihim.'' Günahlarını itiraf ederler. ''Vodallâ anhum mâ kânû yefterûn.'' O ne iftira edip durdukları teoriler vardıysa, hepsi kaybolup gider. Hiçbir anlamı olmaz. Ahirette ellerinden tutup ta cennetin kapısına kadar, hatta içine kadar kendilerini götüreceklerinden emin oldukları kimseler. Allah katında böylesi hatırlara sahip olduğunu düşündükleri ve bu hatır sayesinde kendilerini ölüm sürecinde, sonrasında vesaire kurtaracaklarını anlatıp durdukları kimseler. Her neyi iftira ettilerse Cenab-ı Hakk'ın beyanı dışında, elçisinin öğretisi dışında hepsi kaybolup gitti. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ Cenab-ı Hak iftira edip durdukları her şey boşa çıktı buyuruyor. Dolayısıyla dünya hayatında akletmediğimiz, ilahi beyanda bir karşılığı olmayan, ki ilahi beyanda karşılığı olan her şeyi akledebiliriz. Cenab-ı Hak bizim varlığımızla, yaratılışımızla, ki o da Allah'ın eseridir, kendi beyanı arasında kıl kadar bir farklılık bırakmamıştır. Biz akledeceğiz, saçma sapan gelecek, sonra da Allah sözü diyeceğiz. Böyle bir şey olamaz. Bunu biz aklettiğimizde de böyle görürüz. Böyledir bu iş diyenler, Cenab-ı Hakk'ın kitabıyla insanların arasında mesafe koymaya çalışanlar. Ben Allah'ın bir mamülüyüm, eseriyim, yaratılmışıyım, halkım ben, mahlukum. Allah'ın sözüyle benim anlayışım, aklettiğim şey örtüşmeli. Eğer arada bir sıkıntı varsa bu Allah'ın
sözünün makul olmadığını değil, benim o konuda henüz makul düşünemediğimi göstermesi gerekir. Bir insan bir konuda ne zaman makul düşünemez? O konu etrafında yeterince bilgisi yoksa. Bu her şeyde böyledir, ticarette bile böyledir. O konu etrafında yeterince bilgisi yoksa, o konuda insanın, o insanın yargıları da isabetsiz olur. Yanlış yargılarda bulunması söz konusu olur. Tamam, biz bir konuda Cenab-ı Hakk'ın sözünde tereddütümüz varsa, ilk yoklayacağımız yer o konu etrafındaki bilgilerimizi, dağarcığımızı, eksikliğimizi tamamlayıp, Cenab-ı Hakk'ın sözüne bir kez daha baktığımızda aslında doğruyu, onun söylediğini görmemizi bekleriz. Başka türlüsü olamaz. Cenab-ı Hakk'ın eksik bilgiden ötürü yanılmış olmasına ihtimal vermemiz söz konusu değil. Çünkü o el-alim olandır. Varlığı da, bilgiyi de yaratmış olandır. Allah Azze ve Celle bu iftira eden kimseleri 88. ayette tarif etti. Bunlar اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ. Bu süreç Cenab-ı Hakk'aymış gibi gözükse de, çünkü اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَم۪ينَ. Siz bize sağ tarafımızdan yanaşıyordunuz. Yani sağcı söylemlerle, yani dini gözüken, diniymiş gibi gözüken söylemlerle yanaşan, buradan kendisine tebaa arayan, tebaa da zaten bu tür söylemlerin gölgesinde böyle bir arayışı arıyor. Dolayısıyla da bu süreçte Cenab-ı Hakk'a karşı iftira sürecidir ve bu da Allah'ın yolundan saptırmaktadır. Velev ki içinde namaz olsun, velev ki içinde hac olsun, velev ki içinde savum olsun, zekat olsun, oruç olsun. Bunların başka bir tanrıyla ilişkilendirildiği, şirk koşulduğu bir süreçte velev ki riya ile ilişkilense bile artık hiçbir anlamı kalmayan, yorgunluk verici, Cenab-ı Hakk'ın katında değersiz eylemlere dönüşür. Hatırlayın Allah'ın elçisinin şu sözünü: Cenab-ı Hak ortakların en bonkörüdür. Dediler ki nasıl ortakların en bonkörü? Allah'ın elçisi dedi ki bir konuda Cenab-ı Hakk'ın ortakları varsa artık bütün hisselerini ortaklarına bırakır. Oradan hiçbir şey almaz. Bunu şu anlamda söyledi Allah'ın elçisi: eğer yaptığımız bir işte, bir dini hayatımızda bir ortağımız varsa Cenab-ı Hakk'ın yanı sıra, Allah Azze ve Celle her şeyi ortağına bırakmıştır. Oradan kendisine hiçbir şeyi kabul etmez. Benlik bir şey yok burada der. Hepsini o ortağı, ortak diye bellediğin kişi üzerinden al. O ibadette artık Cenab-ı Hakk'a yarar hiçbir şey yoktur. Bu konuda Cenab-ı Hakk'ın çok net olduğunu ve sadece kendisi için olan ibadeti kabul edeceğini, içinde belli bir yüzdeyle başkalarının karıştırıldıklarını tümüyle hiç sayacağını Allah'ın elçisi de, Cenab-ı Hak kendisi de bunu tekrarla söyledi. اَلَا لِلّٰهِ الدِّينُ الْخَالِسِ. Allah için olan sadece halis dindir. Yani katkısız olan. Allah sadece bunu kendisi için alır, kabullenir, karşılığını kuluna vermek üzere onu ecir olarak, onu ahirette mükafat olarak karşısına çıkarır. Ancak karma, kombine, melez, iç içe giydirilmiş, başka hesapların içinde döndüğü, kendince oluşturulmuş, yönetilmiş bir süreçte Cenab-ı Hakk'ın meze olarak kullanıldığı, Cenab-ı Hakk'ın katalizör olarak kullanıldığı hiçbir din anlayışı Allah Azze ve Celle katında geçerli değildir. Ve bu süreçlerin hepsi Cenab-ı Hakk'ın o gerçek, hakiki dininden saptırma süreçleridir. O yüzden bu iftiralar başladığı zaman artık saptırma, Cenab-ı Hakk'ın dininden uzaklaştırma başlamış demektir. Velev ki nice amellerle tezyin edilsin, süslensin, hatta dinde aslı olmayan fazladan ekstra ibadetler de eklemlenmiş olsun, İşin hakikatini değiştirmez, kurtarmaz, dengelemez, konfanze etmez. İtikaden bozulmuş olan bir anlayış amel ile düzeltilemez. Akulu kavli hada ve estağfirullahel azime li ve lekum ve lisairil müminin.